sevdi yarım, çeşmesi yakın. İşte gidiyorum, çeşmesi yakın. Erbeti ahım, kardeşe artık varsın. Değerli siyasi parti temsilcileri, değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli sendika üyelerimiz, sendika temsilcilerimiz, değerli basın mensupları, değerli hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlarım. Biliyorsunuz şu anda 6 aylık, 7 aylık bir belediye başkanlığı seçiminden sonra yapmış olduğumuz planlamalardan inşallah hem bu sene hem önümüzdeki sene her hafta içerisinde bir temel atma, bir açılıştan İnşallah geriye kalan 4 senemizi tamamlayacağız. Bu görmüş olduğunuz mahallemizde daha önce bir tane saha yapmıştık ama çok verimli bir saha değildi. Burada yaylacık sporumuzda hemen hemen bir üst kategorilere doğru devam etmekte. Ki onlara da iyi bir antrenman sahası olması için ilk başlangıcımız buradaki bir saha çalışmasıyla devam edecek. Ve bundan sonra hemen Emekliler Cemiyeti'nin açılışı, şu andaki cemiyetimizle ilgili, Emekliler Derneği'yle ilgili faaliyetlerini sürecekleri emekli evinin açılışı ve asansör kulelerinin temel atma törenleriyle bu yılki faaliyetlerimizi tamamlayacağız. Şimdi değerli Karabükler, şöyle bir bakmış olduğumuz zaman 10 yıllık geriye şöyle çok kısa bir şekilde gidersek, 10 yıldan bu tarafa en etkin yapmış olduğumuz icraatlardan birisi doğalgaz dağıtımını Karabük'te %98 seviyesinde kullanıma sunmamızdan oldu. Bu şu demek, biz Zonguldak'la mukayese ettiğiniz zaman en az size şu anda %60-65 daha fazla bir oran demek ki. Bir evde de gene benim görmüş olduğum kadarıyla bir tüp yerine şu anda 90-100 lira bir tüp, 15 lirayla 20 lira arasında doğalgaz harcanmakta ki bu Karabük'ün ekonomisine en fazla katkıda bulunan bir unsurdur doğalgaz olarak. Şimdi biz 10 yıldan bu tarafa yapmış olduğumuz icraatlarda gene çok kesinlikle iddialıyım. Bakın size şöyle söyleyeyim. Bizim dönemimizdeki yapmış olduğumuz icraatların farkını şöyle bir ortaya koyalım. Geçmiş dönemler. Geçmiş dönemde hizmet alımlarıyla ilgili ödeme hizmet alımlarıyla ilgili personel ödemesi, iş makinesi alımlarının ödemesi en az bizden %30-35 daha fazlaydı. Bu da 10 yılda 80 trilyon lira para yapar. Bakın 80 trilyon lira para yapar. Biz parayı nereden buluyorsak? Çünkü gidip de bir beş mevlerdeki köprüyü yapmak her belediyenin harcı değil. Veyahut da şu andaki hemen yani Ankara Caddesi ile bağlantıdaki alt geçişi hiçbir belediye yapamaz. 80 trilyon lira o. Size şimdi bir örnek daha vereceğim. Arkadaşlarımız ödüllü bir belediye yapmış. Ve iddia ediyorlar. O tarihte de çok ısrar ediyorlardı. Sen bu belediyeye niye taşınmıyorsun? Ve taşınmıyordum tabii. Yani oranın kendine göre bir masrafı vardı.
Geçen vali beyle görüşmemde 180 milyon lira aylık elektrik ödediklerini söyledi. Biz de yapmıştık bu hesabı. Ortalama 100 bin lira desen, bugüne kadar ödeyeceğin elektrikten yanlış para 15 trilyon lira. Temizlik hariç. Bak 10 yıldan bu tarafa. Şimdi devam ediyoruz böyle tasarruflarımızla ilgili. Biz şu ana kadar 230 arkadaşımızı emekli ettik. Bu 230 arkadaşımıza emeklilik ikramiyelerini verdik. Ve sonraki tasarrufa baktığımız zaman en az belediyeye 25 trilyon liralık maaşlarından bir menfaat sağladık. Emeklilik ikramiyelerini ödedikten sonra. Ve ben iddia ediyorum. Şu anda cuma pazarlarının üstü kapatıldı. Bütün pazarlar rehabilit edildi, düzenlendi. İş merkezleri yapıldı, ticaret merkezleri yapıldı Karabük'te. Asfaltsız hiçbir yolu yok Karabük'ün. Asfaltsız hiçbir ulaşımımıza engel yolumuz kalmadı. Sık sık tamiratlarımızı yapıyoruz. Suyla ilgili problem kalktı. Ve bu şehirde bugüne kadar saymış olsan iki kere, üç kere bile uzun vadeli su problemi yaşamamıştır 10 yıldan bu tarafa. Türkiye'nin en ucuz suyunu Karabük arz ediyor. Yeni meclis kararımızda bir zam yaptık ama o kadar yüksek bir zam yapmadık. Yine diğer şehirlere göre hemen hemen yarı yarıya su ücreti yine yapmış olduğumuz zaman neticesinde bile. Ve bu şekilde bir şehirde yaşamaya yani çalışıyoruz hep beraber. En son biliyorsunuz şehir bahçemizi açtık. İnşallah bu sene spor vadisini kesinlikle bitireceğiz. Her şeyimiz hazır, finansmanımız hazır, paramız hazır. Ve bambaşka bir olay olacak. Ve diğer bir olay gelelim. Şimdi kemiklilerden çıktık. Ben size 4 yıl içerisinde bu kemikli dereyi inşallah bu kaya başında oturan, aydınlık evlerde oturan, Karabük Mahallesi'nin üst kesiminde oturan tüm arkadaşlarımız için burayı bir dikven vadisi yapacağım. Bakın burası. Aynen şehir bahçemiz gibi bir dikmen vadisi olacak. Çok yakında burada kentsel dönüşüm başlıyor. Kentsel dönüşümde hiçbir arkadaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümden beraber bütün binaları boşalttıktan sonra burayı Karabüklerin bambaşka bir yaşam alanı haline çevireceğiz inşallah hep beraber. Ve bizim hizmetimiz yalnız Allah rızası için sizlere hizmet etmek için belediye başkanı olduk. Siz de bana 3 dönem bu Karabük'ün emanetini, Karabük İdaresi'ni bana bıraktınız. Ve şunu şöyle bilin ki değerli dostlarım, Karabük Belediyesi'nin içerisine rüşveti sokmadan, imtiyazı torpili sokmadan, inşallah bu 5 yıl içerisinde alt geçitlerle, üst geçitlerle Karabük'ü Türkiye'nin örnek şehri inşallah hep beraber yapacağız. Ve bu benim sizlere bir sözüm. Seçim vaatlerim her zaman sizlere bir sözüm. Bak göreceksiniz 4 yıl içerisinde Karabük emsalsiz bir vilayet olacak. Her şeyle beraber huzurlu bir şehriz. İşte emniyet müdürümüz burada. Her şehrimizden huzurlu bir şehriz. Bu huzur ortamında yaşamaya hep beraber devam edeceğiz. Ben sözü fazla uzatmayayım. Burada yapacağımız yine bu halı sahamızı, Kayabaşı mahallemize, Fevzi Çakmak mahallemize, ortak kullanım diyebilirim, Aydınlık mahallemize hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun. İnşallah bu vesileden de buradaki sportif faaliyetleri yürüten spor kulübü başkanlarımızla gençlerimizi uyuşturucudan, sigaradan uzak tutarak Karabük'e yeni bir nesil kazandırmaya devam eder deyip hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Yaylacık Spor Kulübü başkanımıza forma hediye edeceklerdir. Buyurun. Murat. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel alemin, şu güzel günde ellerimizi yüksek dergahına açtık. Açılan şu ellerimizi dergah hizmetinden boş çevirme ya Rabbi. Belediyemize, devletimize, milletimize daha güzel hizmetler yapabilmeyi ve onların yaptıkları hizmetlere de bizler de sahip çıkabilmeyi toplum olarak, millet olarak bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ne verirsen hakkımızda hayırlı olanlardan nasip eyle ya Rabbi. Hayırla helalinden kazanıp helalinden harcayabilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi.
Dilek ve dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, makamlarımızın cennet derecelerimizin âli olabilmesi için bilhassa da anne ve babalarımızın ve de bütün gelmiş ve geçmişlerimizin ve de bütün ümmeti Muhammed'in gelmiş ve geçmişlerinin de günahlarının affı, makamlarının cennet derecelerinin âli olabilmesi için özellikle de şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olması için bilhassa beldemizin manevi mimarı Bahattin Gazi Hazretlerinin ve de ehlinin de ruhlarının şad, makamlarının cennet derecelerinin âli olabilmesi için özellikle Hazreti Habibullah ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır nurlu olsun. Uh-huh.